Arapçasında bir kusur bulamadılar, ilminde bir kusur bulamadılar. Bu, Arap olmayan insanların da Arapça öğrenebileceğini gösterdiği kadar, Arapların zafiyetini gösteriyor. Yani çağdaş Araplar, Arapçayı cihat nesnesi olarak görmediler. Yani babalarımız böyle konuşurdu, biz de böyle konuşuyoruz düzeyine indirdiler. Allah da nimeti ellerinden aldı gibi görünüyor. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyhe bir kere daha minnet duygularımızı beyan etmek vazifesi hissediyorum. İhvan-ı Müslümin'i kurduğunda ilk işaret olarak, ilk görev olarak Arapçaya sahip çıkacağız dedi. Çünkü biz Arapçaya sahip çıkmazsak Kur'an'a sahip çıkamayız. Kur'an'a sahip çıkmayınca da dağınıklığımız gitmez. Birleştirici tutkalımız bizim Kur'an'dır. Kur'an'ı anlamamız için de Arapça bilmemiz gerekiyor. Arapça elimizden gittikçe Kur'an gitti demektir gibi bir düzen oluşturdu rahmetullahi aleyh. Minnetle ve rahmetle yad ediyoruz. Çünkü arkadaşlar şöyle zannetmeyesiniz. Yani mesela bir lise talebesi Mısır'da, Suudi Arabistan'da sizinle Türk öğrenci olarak çok farklı bir Arapçaya sahip değil, bunu bilesiniz. Çok istisna, babası, annesi işte mesela İhvan-ı Müslümin şuuruna